İnsülin direncinin artmasını temel nedeni beslenme şeklidir. Eğer biz sürekli karbonhidrat tüketir isek, yani karbonhidrat yoğunluğumuz çok fazla ise ve bunlar özellikle de rafine üretilen ürünlerden ve basit karbonhidratlardan bahsediyorum. Mesela makarnalar böyle. Eğer bunları tüketme yüzdeniz fazla ise, çok fazla tüketiyor iseniz, bunlar enerjiye çevrilmediği için depolanır. Yani bunları harcamadığınız için bunlar glukoza döndükten sonra hücre içine girer ve trigliseride dönüp depolanır. Bunları her tükettiğinizde vücutta insülin yükselir. Ve insülin yükseldiğinde hızlıca insülin bunları düşürdüğü için bir hipoglisemi oluşur ve sizin canınız tekrar bir şeyler yemek ister. Ve siz 1-2 saatte bir atıştırmalık olsun, tatlı olsun, benzeri şeyleri tüketirsiniz. İnsülin 2 saatte düşmüyor, 4 saatte düşüyor. Şekeriniz düşüyor insülinden sonra ve siz bir daha yiyorsunuz. İnsülin yüksek iken vücut tekrar insülin veriyor kana. Yani siz sürekli tükettikçe kana her verilen insülinden dolayı insülin hiçbir zaman o döngüyü tamamlayamıyor. Hep yukarıda kalıyor. İşte biz buna insülin direnci diyoruz. Yani sizin sürekli karbonhidrat ve rafine ürünleri tüketmenizden dolayı olan bir problem maalesef.